Fırfırcığım. Ama burası Fırfır'ın sandalyesi arkadaşlar. Şöyle göstermem gerekirse. Dolayısıyla ben video çekeceğim. Bu Fırfır'ın umurunda olan bir şey değil. Oy, kafasını gömdü yine ya. Göremezsiniz ki üstümde beyaz zaten. Kalkıp kamerayı indirsem Fırfır orada kalkar. Annesinin oğlu. Ballı çörek. Bir de derin derin nefes alıyor. Oh. Bir de derin nefes alır o. Oh, patilerini seviyorum annesi. Arkadaşlar Fırfır'ın şöyle bir son halini size göstereyim. Bayağıdır göremiyorsunuz çünkü. Şöyle bir görün. Şöyle bir görün benim tatlı çocuğumun. Aşkım beni sal diyor. Hiç sevmez dara gelmeyi. O yüzden onu bırakıyoruz. Herkese merhabalar. Yeni bir videoma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomda yeni markamdan, yeni ürünlerimden bahsedeceğim. Ve size de tabii ki her ürünümde, her yeni çıkan ürünümde olduğu gibi hediye etmek istiyorum. Videoya başlamadan şunu belirteyim arkadaşlar. Bir önceki videoda bir çekiliş yapmıştım. Çekiliş böyle paketli bir şekilde şu an ben de videonun açıklama kutusuna kazanan kişiyi yazıyorum. O bana lütfen ulaşsın. Çocuğum. Oğlum. Bak arkaya doğru açacak kendine. Nasıl tanıyorum seni? Kediler sıvıdır. Fırfır kediler sıvı mıdır? Benim biliyorsunuz ki bir markam vardı. Happy Motto ismi. Bu markayı neden devam ettirmedim? Bu markaya ne oldu? Belli bir konsept dahilinde o markayı kurduğumuz için o markada satışını yaptığımız ürünler biz öyle düşünmesek bile daha çok belli bir cinsiyet tarafından ve belli bir yaş grubu tarafından satın alınan ürünler oldu. Herkesin, her cinsiyetten insanın çok rahat kullanabileceği Fırfır su geçirmezlik özelliğiyle, formuyla, renkleriyle her yaş grubundan her yaş grubuna, her cinsiyete kadar herkesin kullanabileceği bir model olsun istedik. Ya aslında modeller olsun istiyoruz. Bu markanın tabii ki farklı ürün amaçları da var. Tek bir model ve 5 renk çantayla çıkışımızı yaptık. Happy Motto'nun cinsiyetsiz bir algısı yoktu. Ve o ismi buraya uyarlarsak kafa karışıklığına sebep olacaktı. Bu yüzden de aslında yeni ve çok fazla istediğimiz bir marka olan Bolly Bonnie isminin patentini aldık. Bir ayı geride bıraktık. Uğraşıyoruz, emek veriyoruz, çok ciddi emek veriyoruz. Bizi Bolly Bonnie olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Orada sıklıkla çekilişler yapıyoruz. İsterseniz onlara da katılabilirsiniz. Ya da beğenirseniz modelleri oradan takip de edebilirsiniz bizi. Satın almak için ben zaten aşağıya web sitemizin linkini bırakıyor olacağım. Bu arada Trendyol'a da girdik. Orada da bizi arama kutucuğuna Bolly Bonnie yazarak yine bulabilirsiniz. Şunu da açıkça söylemem gerekiyor. Pandemi oldu. Pandemi birçok sektörü etkiledi. İşte doların artması vesaire, ekonomik durumlar. Aslında öncelikle kendimize bu dönemde de bir markanın kurulabileceğini, ayakta durabileceğini, birileri tarafından ilgi görebileceğini aslında ispatlamaya da çalışıyoruz. Bir mücadelemiz de var. Hani böyle ürün, hani yaptık, oldu, bitti gibi bir marka değil. Hala uğraşıyoruz ve uğraşacağız da çünkü geliştirmek için hala aklımızda çok fazla şey var ve yapmak istediğimiz çok fazla planımız var. Onları inşallah gerçekleştiririz ve burada sizinle de paylaşırız. Şimdi o zaman ürünlere doğru şöyle bir geçelim mi? İlk başlayacağımız renk Rolly Green rengi. Ben bu rengi ve diğer renkleri aslında çok seviyorum ve her renkte de çok seviyorum dersem lütfen rahatsızlık duymayın. Logomuzu ben tasarladım. Çok sade ve yine cinsiyetsiz olmasını tercih ettim. Şu hizada takıp böyle yakınlarda takıyorum. Çünkü buradan hemen pıt diye istediğimi alıyorum ve şu hizada bir şey taşıdığımızda daha az yorduğunu fark ettim. Ki ben çok büyük çantalarla eskiden dolaşan bir insandım. İşte bel, boyun vesaire ağrılar da yapıyor. Onlara hiç girmeyeceğim. O yüzden bu çantanın hem boyut olarak böyle gördüğünüz gibi kibarca da bir çanta. Fakat içine o kadar çok şey alıyor ki şimdi zaten ben bir kısa film çekerim, buraya eklerim onu. Toplamda 4 tane cebi var. 2 tanesi fermuarlı, 2 tanesi boşta cepler. Mesela şu arkada cebi var. Özellikle şu pandemi döneminde en önemli olan şey arkadaşlar böyle dezenfektan, ıslak mendil. Fırfır ne yapıyorsun? Pandemiden dolayı arkadaşlar bu arkanın böyle açık cep olması bizim çok fazla işimize yarayacak. Çünkü işte ıslak mendil, kolonya, dezenfektan falan bunların hepsini buraya koyuyoruz. Gördüğünüz gibi çantamızın içi boş. Çanta boş olsa da kalıbı bozulmuyor. Bu da önemli noktalarımızdan biriydi. Hem kalıbı bozulmuyor hem de çok hafif olduğu için boş hali. İçine istediğimiz kadar da ürünü doldurabiliyoruz sığdığı kadar. Aynı zamanda en güzel özelliklerinden biri su geçirmiyor arkadaşlar. Çünkü burada kullandığımız malzemeler, iç hasları, dolgu malzemesi vesaire bunların hepsi bize
su geçirmezlik özelliğini sunuyor. Deniz kenarında, yağmurun altında, karda bunları çok rahat kullanabilirsiniz. Önündeki cebini açtığımızda da böyle çok güzel, kaliteli, yine su geçirmez astarlar ve silinebilir. Ben geçenlerde krem rengi çantayı kullanırken yanlışlıkla rujumu sürdüm arkadaşlar. Islak mendille sildiğim gibi çıktı. Yani dolayısıyla bunları çok rahat böyle nemli bir bezle silerek de temizleyebilirsiniz. Kir de tutan bir malzeme değil. Ve uzun süreli kullanıma uygun böyle kaliteli ürünler üretmek istedik. O kadar zamansız çantalar ki bunlar. Bunları bu yılda kullanın. 10 sene sonra tekrar kullanın. Kimse "Aa, modası geçmiş bir şey kullanıyor" demez. Dediğim gibi ebatları, hafifliği vesaire o kadar çok sevdiğimi, o kadar severek kullandığım bir ürün oldu ki. Umarım siz de satın aldığınızda memnun kalırsınız. Evet, geldik yine fenomen renklerden birine, lila. Bunu erkekler kullanabilir mi? Arkadaşlar, renklere takılmayın. Tabii ki bunu da erkekler çok rahat kullanabilir. Arkadaşlar, az önce bahsettiğim özellikler bunda da geçerli. İç astarımız hepsinde böyle çok güzel bir fıstık yeşili. Fıstık yeşili bizim kurumsal rengimiz. Paketlemelerimizde de kullanıyoruz. Bu arada dediğim gibi yaş sınırlaması olmadığı için bunu çocuklar da çok rahat kullanabilir. En kısa boya alsınlar ve bunu çaprazlama taksınlar. İçine defterinizi, tabletinizi vesaire doldurun. Çıkın. Çıkın gidin. Maskenizi de takın ama. Geldik siyah rengimize. Siyah da biliyorsunuz ki en zamansız renk. Rapçi olmak için hiçbir zaman geç değildir. Bunu unutmayın. Kapşonunuzu takın. Böyle bel çantası gibi şu hizada kullanın. Misler gibi kendim kullanıyorum. Severek kullanmasam ne yapmam? Üretmem. Çok sevdiğimiz bir renk. Aslında krem rengilerle, siyahlarla, bütün renklerle çok güzel uyumlu olabilecek. Mavi tonlarıyla ve dediğim gibi her zaman yine zamansız parçalardan biri. Evet, geldik bej rengimize. Arkadaşlar, bu renk zaten biliyorsunuz ki her renkle kullanabileceğiniz bir ürün. Ve yine bütün detayları aynı. Yine iç astarımız yeşil. Bakalım bunda nasıl gözüküyormuş. İçini açtığımızda yine tertemiz işçiliğimizle yeşil astarımız bizi karşılıyor. Böyle enerjiniz yükselsin diye çok güzel kurumsal bir renk seçtik kendimize. O yüzden de umarım seversiniz. Şimdi arkadaşlar, burada 5 tane rengimizi gösterdim ben size. Sizden bize böyle güzel enerji gelsin, hem de bizden size güzel enerji gelsin diye takipçilerime çanta hediye etmek istiyorum. Yine Instagram hesabında aslında çanta hediye ediyor olacağım. Ama buradan takip edenler ve Instagram olmayanlar için buradan ayrı bir çekiliş yapmak istedim. Oradakilere de katılabilirsiniz eğer varsa Instagram hesabınız. Bu söylediğim koşulların hepsini yapan birini seçeceğim. Öncelikle kanalımı takip etmek ve videomu beğenmek tabii ki. Yorum olarak da en çok hangi rengi sevdiniz ve neden? Bunu merak ediyorum. Bu yorumu da yaparak çekilişe katılabilirsiniz. Bir hafta ya da 10 gün aralığında çekilişi açıklamış olacağım. Videonun açıklama kısmına yazacağım bir hafta 10 gün içerisinde. Buraya tekrar videoya girip izleyebilirsiniz. Ben Instagram'dan Merve Veziroğlu kullanıcı ismiyle ve markamı da Rolliboni kullanıcı ismiyle takip edebilirsiniz. Satın almak isterseniz de linkini aşağıdaki kutucuğa bırakıyor olacağım. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.